Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bakalım Ağustos ayının konu başlıklarında neler var? Evet, ayın hemen başında 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Venüs, gezegenimiz Venüs ay boyunca Aslan burcunda gerilemesini sürdürüyor. Evet, özellikle teraziler tabii ki daha fazla etkileniyor. Yönetici gezegenimiz, ben de bir teraziyim. Ve ay boyunca Venüs'e özellikle dikkat etmemiz gerekecek. 16'sında 23 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak ve Merkür 23 Ağustos'ta Başak burcunda gerilemeye başlayacak. Venüs'ün yanı sıra bir de Merkür retrosu başlıyor ve ay sonunda 31 Ağustos'ta Balık burcunda bir dolunayla ayı tamamlayacağız. İki tane dolunay var bu ay, gördüğünüz gibi. Evet, şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta 9 derece Kova burcunda 5. evinizde bir dolunay var. Bu dolunay aynı zamanda Güneş'le birlikte Aslan burcunda olan Venüs, Venüs gerilemesi de tabii burada aktifleşiyor. 5-11 aksınızı etkileyen bir dolunay. Kova burcundaki etkiler genel olarak sizin için aslında dost bir burç olduğu için Kova daha olumludur. Sabit burçlarımızı önemli ölçüde etkiliyor bu dolunay. Tabii ki her dolunayda olduğu gibi kendi içine biraz stres ve gerilim barındıran bir dolunay. Özellikle çocuklarınızla ilgili gündemleriniz olabilir. Romantik konular, aşk konuları bu dolunayda önemli ve Venüs gerilerken belki sizin için biraz daha nostaljik etkiler gündemde olacak. Bir ilişkinizde, ilişkinizin gidişatında memnuniyetlerinizi burada daha fazla bir sorgulayabilirsiniz. Gözden geçirmeleriniz olabilir. Bazı önemli kararlar verebilirsiniz tabii ki. Karşılaşmalar olabilir. Özellikle geçmişten tanıdığınız kişiler, uzun süredir görmediğiniz arkadaşlar, belki daha romantik ilişkilerde böyle yarım kalmış ilişkiler falan, bunları hatırlatacak konularınız olabilir bu dolunay sırasında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. İlişkilerle ilgili belki Venüs gerilerken çok önemli kararlar vermemek, işte yeni tekliflere, yeni karşılaşmalara biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Bununla birlikte işte güzelliktir, estetiktir, işte önemli alışverişler olabilir, yatırımlar olabilir. Tüm bu alanlarda Venüs gerilemelerinde biraz daha temkinli olmayı öneririz. Yeni kararlar vermemek, yeni uygulamalar yapmamak, önemli alışverişler yapmamak bu dönemde daha bir sağlıklı olabilir sizin adınıza. Güneş Venüs'te ayın 13'ünde kavuşacak. Ardından da artık Venüs sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Bu 13 Ağustos ile 20 Ağustos arası önemli. Biraz daha hani kendi içimize dönmemiz, kendimizi sorgulamamız, ilişkilerimizi gözden geçirmemiz, değer algılımızı, işte sevgi alışverişlerindeki beklentilerimiz, bunları böyle bir içselleştirmemiz, aslında Venüs gerilerken enerjinin daha çok içe yönelmesi, yani dış dünyadaki beklentilerimizi şöyle bir duraklatıp daha çok içsel dengemizi korumaya ve kendi içsel kendimizi sevmek, kendi değerimizi fark etmek gibi mesela konulara yönelmek, bu anlamda arayışlar içerisinde olmak daha sağlıklı olabilir. Venüs gerilerken sanatla ilgilenebiliriz. İşte yaratıcı çalışmalara zaman ayırabiliriz. Uzun süredir belki zaman ayıramadığımız hobilerimizle ilgilenebiliriz. 16 Ağustos'ta 23 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Yeni aylar, yeni başlangıçlar, yenilikler anlamına gelir ki bu 11. ev yeni ayı aynı zamanda Güneş'le Uranüs arasında bir kare açı var. Dolayısıyla Uranüs'ün etkisi biraz daha böyle beklenmedik, sürpriz, ani gelişmeler ortaya çıkarabilecek gibi görünüyor. Stresler de olabilir tabii ki. Özellikle paranızı değerlendirirken spekülatif piyasalara, yatırımlara burada dikkatli yaklaşın. Çünkü ekonomik anlamda dengesizlikler olabilir. Özellikle ay ortalarında Uranüs etkisi nedeniyle. Siz de bir ani borçlanma konusu, işte bir ani alışveriş veya işte finansla ilgili vereceğiniz kararlarda böyle çok dürtüsel davranma eğilimleriniz olabilir.
uzun vadeli düşünmek, daha sakin, daha belki sağlam, daha güvenli adımlar atmanız bu dönemde doğru olabilir. Aslan yeni ayı 11. ev, yeni tanışmalar, işte yeni davetler anlamına gelebilir. Biraz eğlenceli konuları da çalıştırıyor. İşte arkadaşlarınızla bir arada olmanız, uzun süredir görüşmediğiniz okul arkadaşları, eski arkadaşlar, iş arkadaşlarınızla görüşmeniz, bir arada gelecek toplantılar düzenlemeniz mümkün. Bunun yanı sıra bir şekilde böyle kalabalıklar içerisinde olmanız, organizasyonlara katılmanız, ekip çalışmaları gibi hani daha kolektife ait konular olabilir mesela. Biraz yani gruplar içerisinde yer alabilirsiniz. Bu yeni ay döngüsüyle beraber bir proje de karşınıza çıkabilir ya da kendinize yeni bir hedef belirleyebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Şimdi ayın büyük bölümünde zaten Mars Başak'ta, ardından Terazi'ye geçecek ama ayın son günlerinde artık burcunuza geçecek. Onun öncesinde Başak'ta. Merkür ay boyunca Başak'ta, 12. evinizde. Biraz içsel sorgulamaların, kendi kabuğunuza çekilip biraz böyle gözden geçirmelerin olabileceğini işaret ediyor. Bir hazırlık dönemi gibi düşünün bunu. 23'ünden itibaren Merkür gerilemeye başlayacak. Bu dönem sorgulamalar yapmak, eksikleri tamamlamak, muhasebeler yapmak için iyi bir dönem. Sağlığınızla ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. İşte bir bilinçaltı çalışmaları, terapiler ve benzeri çalışmalar yapmak için her anlamda ruhsal, bedensel, zihinsel çok değer olumlu olabilir. Çünkü çift retrolu bir ay. Yani hem Venüs retro, bir yandan Merkür retrosu var. Çok fazla geçmişe çekebilir bizi. Bilinçaltımıza attığımız duyguların, düşüncelerin kendini hatırlatması mümkün ama bunları sağaltmak için, bunları iyileştirmek, şifalamak için de fırsatlar karşımıza çıkabilir. Nitekim 31'inde zaten balık dolunayı var. Ayın son günlerinde balık dolunayının tesirlerini hissedebiliriz. Ve Eylül ayının ilk günleri de bu dolunay tesirleri aktif olacak. Artık biraz daha sağlık konuları, şifa konuları da ayın son günlerinde kendine gösteriyor. Günlük hayatımızın detayları, işte mesleki konularımız, çalışma konularımız var. Artık yazın bitme zamanı, yaz bitecek, sonbaharda yapacağımız işleri bir programlayabiliriz, gözden geçirebiliriz, hazırlıklar yapabiliriz, eksikleri tamamlayabiliriz, gözden kaçırdığımız detaylar varsa onlara bakabiliriz, yaşadığımız mekanların iyileştirilmesi, çalışma koşullarımızla ilgili hazırlıklar, işte sağlık kontrolleri ve benzeri gibi konular, bunlar ayın son günleriyle beraber daha fazla gündemimizde olabilir sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Terazi burcu, zodyağın 7. burcudur. Hava elementinin öncü niteliklerini taşır. Terazi burcunu Venüs yönetir. Terazi burcu 12 burcun içinde dengeye en önem verendir. Bu burç ortaklığı, evliliği, adaleti temsil eder. Gezegeni Venüs, güzel sanatlar, sevgi ve aşk temsilcisidir. Hava grubu olduğu için zeka, iletişim ve sosyal yaşamda Terazi burcunun ilgi alanıdır. Diplomasi yetenekleri onları insan ilişkilerinde de başarılı yapar. Terazi burcu kimseyi kırmak istemediğinden sırf uyumlu olmak adına kendi isteklerini erteleyebilir. Bu durum onları çoğu zaman uzun süre kararsız da bırakabilir. Karar vermek bu burcun en zorlandığı kavramlardan biridir. Terazi burçları dengeli, güvenli, huzurlu ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri bir yaşam hayali kurarlar. Estetik ve güzelliğe çok düşkündürler. Venüs'ün etkisiyle güzel, çekici ve yakışıklı kişilerdir. Sevgi ve aşk onların hayatının vazgeçilmezidir. Bir birliktelik ve ortaklık içerisinde olma ihtiyacı duyarlar. Yalnız kalmayı sevmezler. Yakın dostluklar da bu burç için önemlidir. Zeki ve konuşkan oldukları için özellikle sosyal ortamlarında aranılan kişisidir. Duyguları ve mantığı arasında denge kurmayı çoğu zaman başarır. Bazen bu dengeyi korumaları zorlaşabilir. Terazi burçlarında hak, hukuk, adalet kavramı da çok gelişmiştir. Bir yerde haksızlık olduğunu hissettiklerinde adaleti sağlamak için mücadele içerisine girebilirler. Terazi burçları herhangi bir hedefleri olduğunda çok çalışkan olabildikleri gibi bazen Venüs'ün etkisiyle aşırı rahatına düşkün ve tembel de olabilir. Terazi burçları genel olarak cana yakın, güzel, hoş sohbet, cazibeli, sevecen yapılarıyla
Bulundukları ortamlarda her zaman aranan kişiler olabilirler.